Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi başkanlık seçiminde gergin anlar yaşanıyor. İddiaya göre Vedat Ali Özışık'ın eşi darbe edildi. Kayseri Şeker'in en büyük hissedarı Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi başkanlık seçimleri sürüyor. Saat 9'da başlayan 68. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Hüseyin Akay ve başkanlık adayı Vedat Ali Özışık konuşma yaptı. Konuşma esnasında yaşanan gerginlikler nedeniyle çiftçiler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyümeden engellendi. Seçimler sürerken zaman zaman çiftçiler arasında gerginlikler yaşanmaya devam etti. Vallahi sıcak bir gün öncelikle. Eski yönetim gidecek, yeni yönetim gelecek inşallah. Memnun değildik. Adamın yanına yanaşamıyor çiftçi. Aynen bu konumda. Çiftçi yanına yanaştırmıyor. Sadece bürokratları. İşte milletvekillerinin, çiftçinin ne derdini dinliyordu ne bir şey yapıyordu. Çiftçi de şimdi gerekeni yapacak bu adama. Ya gerginlik bütün seçimlerde olan bir şey. O her zamanki normal hali Türk milletinin. Ama hep kardeşlik ayrı bir şey. Bizce yönetim değişecek. Biz bu yönetimden memnun değiliz. Çiftçi memnun değil. Tepki içeride belli. Tepki belli. Çiftçinin bütün tepkisi belli. Bu adamlar geldi. Çiftçi bizim olan fabrikamıza biz giremez olduk. Pancar ekemez olduk. Her yerden sıkıntı var. Ben kaç dakar pancar ekiyordum köyüme gidin sorun bir karış ilekemiyorum şu anda. Sırf bunların zulmünden kota zulmü, elektrik zulmü, başka zulüm. Yeter artık bu yani. Çiftçi biraz kendine gelmesi lazım. Çiftçi de tepkisini gösteriyor şu anda. Bütün herkes de bunu biliyor. Gereken de yapılacak inşallah. Vallahi ben Nevşehir Kozaklı'dan geliyorum. Daha önceki yönetim Vedat Başkanı olarak çok iyiydi. Mükemmel işler yaptı. Boğaziyan'a çok büyük bir tesis kazandırdı. İnşallah hayırlısıyla kazanacak. Hüseyin Akay ilk göreve başladığında televizyon kanallarında, Kayseri TV'lerde falan çok yayın yaptı. Dedi ki kesinlikle hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım dedi. Hiç kimseye dedi kin gütmeyeceğim dedi. Kincilik bunlarda. Ondan sonra bütün orada çalışan insanların ekmeğiyle oynadı. Çoluğunu çocuğunu aç bıraktı. Lanet olsun oyumuz Vedat Başkan'a. İçeride Vedat Başkan'ın hanımına yumruk atmış. Ben bizzat girdim gördüm Sefa Hanım'a. Gözü sol tarafı şişmiş. Delikanlı adama başkana yakışmayacak bir hareket. Bayana vurmak bir hareket. Şiddetle kınıyorum. Vurduğunu görmedim. İçeri girdim Sefa Hanım'la bizzat biz ailece görüşürüz. Gittim gözü sol tarafı şişmiş. Yumruk atmış çok terbiyesizlik. Çok yanlış. İçeride biraz sıkıntılar yaşandı. Hoş görünmeyen bir sıkıntılardı. Öncelikle ben kendimi de tanıtayım bu arada. Ben Boğaziyan'dan geliyorum. AK Parti Eski Gençlik Kolları Başkanıyım. Dediğim gibi içeride hoş olmayan tavırlar yaşandı. Diğer aday arkadaşın bu tür hareketleri hiç hoş değildi. Çiftçimiz kazansın. Aday yerine çiftçimiz kazansın. Ben bunu söyleyeceğim yani. A kazanmış, B kazanmış önemli değil. Önemli olan bu şirketi uygun şekilde ülkemize, Kayserimize, Boğaziyan'ımıza yakışır bir şekilde yönetmek önemli olan. Yani menfaatler dışında çiftçinin menfaati düşünülmeli. Ya, gerginliğin sebebi şöyle söyleyeyim. Birçok seçimde bu tür olaylar yaşanabilir. Doğaldır. Fakat hakaret tarzı konuşmalar, tavırlar hiç hoş değildi. Ben oyumu verdim. Aynı zamanda çiftçiyim ben de. Görevimi yaptım. Bundan sonraki süreçlerde kim kazanırsa çiftçiye pancarın uygun fiyatını vermesi, çiftçinin daha kalkınması için yeni yeni projelerin üretilmesi efendime söyleyeyim. Ya çiftçi yani sonuçta burası çiftçinin.